24 Haziran'da olacak erken seçimler için neler düşünüyorsunuz? Neler düşünüyorum? Türkiye'nin ayrılması için ne gerekirse olsun. Peki beklentileriniz nelerdir? Valla beklentilerim, ben emekliyim. Emekli maaşımın düzelmesini istiyorum. Efendime söyleyeyim, Türkiye'nin geleceği için fabrikalara satılması ile yapılmasını istiyorum. Öğrenim için, okuyan vatandaşların iş bulması için gereken istihdamı sağlanmasını. Memleketin bize hangisi hayırlı uğurlu olacaksa o gelsin başımıza. Şimdiki Cumhurbaşkanımızdan memnunuz. İnşallah bir dahaki sefere tekerrür eder, kazanır, temennimiz o. Güzel bir seçim olsun, güzel bir ortam olsun. Beklediğimiz ortalığa ucuzluk gelsin, birlik düzenlik olsun, beklediğimiz bu. Bir an önce seçimin olmasını istiyorum. Çünkü bütün siyasilerde seçim olmasını istiyorlardı. Seçim olsun, ülkemiz bir an önce refaha kavuşsun. Yani insanlar ne yapacağını bilsin. Seçim olmadığı sürece, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapmaya kalksa muhalefet partilerinin hepsi ayrı ayrı tepkiler gösteriyorlar. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bir an önce seçimimiz bitsin, ülkemiz ferah kavuşsun. Ne bileyim, aklımızda hayırlısı neyse o olsun. Vallahi bilmiyorum, başbakanımız kazansın da ne olursa olsun yani. Benim için Recep Tayyip Erdoğan bir numara. Vallahi bu milletin görüşü, bir de kendi partilerin görüşü. Mesela partiler bu AK Parti'yi çok zorladılar. AK Parti'ye meydan göstermek için işte seçimi bu erken yapalım. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da bundan kaçmıyor. Ya onlara hodri meydan dedi. Artık sonuç millete bağlı. Millet ne derse o olur. Millet dediği milletin dediği muhakkak ki olacak yani. Çünkü millet egemenlik karşısında her şey milletindir. Peki seçimden beklediğiniz nelerdir? Vallahi sonuç belli yani. Bence gene AK Parti götürür. Yani gene bunları götüreceğinden eminim ben. Bunlar boşu boşuna ona meydan okuyorlar. Adam belli, adam metin çıkarmadan o çıkıp konuşuyor. Bunlar hepsi 10 saat metin yazıyor, konuşamıyor. Vallahi bence bir sakıncası yok. Yani iyidir. Daha iyi oldu erken seçimin olması. En azından yeni gelenler, yeni gelecek olanlar belki bu ülkeyi bir refaha kavuşturur. Yani dileğimiz o. Refaha kavuşması, şöyle güzel bir ülke olması. 24 Haziran'da olacak erken seçimler için neler düşünüyorsunuz? 24 Haziran'da olacak erken seçimler için önce ülkemize hayırlı uğurlu olsun derim. Ondan sonra bütün partilerin birleşerek iki blok partinin karşısında iktidar olmasını denemek için isterim ben. 24 Haziran'da olacak erken seçimlerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Vallahi ülkenin geleceğinin hayırlısı neyse olsun. Yani beklentimiz ülkenin iyiliği, güzelliği, hayırlı temenniler dilerim. Başka bir düşüncem de yok yani. Peki başka beklentileriniz var mı? Tabii ki her kişi ülkenin hayırlı, huzurlu olmasını ister yani. Gelişmesini, insanların birlik beraberlik içinde yaşamasını, mutluluk içinde. Nasıl diyeyim yani, her kişinin temenni ettiği İyi dilekleri ben de sunarım tabii ki. 24 Haziran'da olacak erken seçimlerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Aslında erken seçim iyi değil ama. Devlet. Neden iyi değil? Ne bileyim, zaten sıkıntıdayız. Görmüyor musun? Askerlerimiz dağdan cansız cansız geliyor. Önce bir onları toplasınlar. Askerim ölüsü geleceğine hiç değilse Türkiye'mize bir şey gelsin, düzen gelsin. Ondan sonra seçim yapsınlar. Peki başka beklentileriniz var mı? Dul ve yetimin maaşını biraz yükselsinler lütfen. Bakamıyoruz kendimize. Vallahi hayırlısı olsun diyeceğim. Sadece hayırlısı olsun diyeceğim. Hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Peki beklentileriniz var mı? Var. Yani işsizliğe çözüm bulsun. Her kim geliyorsa, neden geliyorsa.